İsmim Arın Alagün, konser piyanistiyim. Aynı zamanda piyano pedagoguyum. Bu alanda profesör unvanım var. Klasik batı müziği alanında sahne sanatçısıyım. Piyano sanatçısıyım. Rutinimiz, rutinim daha doğrusu, resitaller veya orkestra eşliğinde piyano ve orkestra için yazılmış eserleri icra etmek, konserler vermek, bu bağlamda turneler yapmak, işte dünyanın değişik yerlerinde, değişik kentlerde, değişik salonlarda konserler vermek, yeni eserleri icra etmek. Buna paralel olarak aynı zamanda bir piyano eğitimcisi kariyerini de sürdürdüm. Hala da sürdürmekteyim. Yeni sanatçıların yetişmesine katkıda bulunuyorum. Onlara gerek eğitmen gerek kariyer danışmanı olarak önderlik etmeye ve destek olmaya çalışıyorum. Konser piyanisti olmak elbette diğer enstrümanlarda olduğu gibi klasik batı müziğinde herhangi bir enstrümanı çalmak gibi çok emek isteyen, çok zaman isteyen bir meslek, bir alan. Bir enstrüman çalmak çok büyük emekler gerektiriyor profesyonel düzeye ulaşabilmek için. Çünkü 300-400 yıllık bir birikimi icra ediyorsunuz. Farklı dönemler, farklı yıllar, yaşamadığınız zamanlara ait. Bunu keşfetmek ama bunun dışında enstrümanınıza hakim olmak için teknik açıdan sürekli antrene olmak çok meşakkatli bir süreç esasında. Ortalama günlük 5-6 saatlik bir çalışma gerektiriyor enstrümanınız ve sizin aranızda. Bunun dışında günlük programımda günlük çalışmamı yaptıktan sonra öğrencilerimle devam ettiğim bir 3-4 saatlik süreç daha oluyor. Yaptığım işin en keyifli tarafı tabii ki müzikle uğraşıyorum. Dolayısıyla bu soru bana sorulduğu zaman hep verdiğim cevabı vereyim size de. İşim ve hobim aynı şey. Dolayısıyla hobi olarak keyif almak için de kendi kendime kaldığım zamanlarda yaptığım şeyi aslında sahnede de yapıyorum. Çok büyük bir fark yok arasında. Sonuçta müzik icra ediyorum. Hayatımın her anında bunu yaşıyorum. Herhalde en güzel tarafı bu işimin. En zor yanı az önce de söylediğim gibi çok meşakkatli olması, çok büyük emek gerektirmesi. Bedenen, fiziken enstrümanınıza teknik açıdan hakim olmak için sürekli antrenman olmanız gerekiyor. Bu bir süreç ve bunu gündelik bazda aynı bir sporcunun performansını koruması gerektiği şekilde gündelik bazda egzersizlerle ve çalışmalarla sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla günde 5-6 saat bir enstrümanla çok içe dönük bir hayat yaşıyor gibi görünüyorsunuz. Zor bir süreç esasında bir enstrümanla baş başa kalmak. Ama orada paylaştığınız, aslında müzik yaparken keşfettiğiniz dünyalar veya girdiğiniz, yolculuk yaptığınız dünyalar bunu tamamen başka bir mecraya çekiyor. Bu yalnızlığı, tırnak içinde söylüyorum, aslında bir zenginliğe dönüştürüyor. Konservatuar eğitimi aldım. Konservatuar mezunuyum. Üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptım piyano alanında. Buna ilaveten sanat tarihi eğitimi de aldım master düzeyinde. Elbette enstrüman çalmanın veya bir konser sanatçısı olmanın belirli gereksinimleri var. Öncelikle belirli bir yaşta bu alana kanalize olmak gerekiyor. Çünkü enstrümanın gereksinimlerine göre vücudunuzun ona adapte olabilmesi için daha gelişim çağında bu yönde bedeninizi de eğitmeniz gerektiği için belirli seviyelere kadar maalesef belirli yaştan sonra mümkün olamıyor. Ancak elbette isteyen herkes enstrüman öğrenebilir, çalabilir. Biraz da tabii konser hayatı ya da konser dünyası, o mecranın yoğunluğu ve o hayatın zorluğundan elbette bir takım gereksinimler oluşuyor. Bu yarış alanı aslında bir rekabet alanı, bir anlamda tatlı bir rekabet alanı. Bu rekabette tabii başarılı olabilmek için ne kadar erken ve bu yola kanalize olarak başlamışsanız o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Yolun başında tabii, yani bir 16-17'li yaşlara geri dönersek veya 20'li yaşlara geri dönersek belki 30'lardan sonra yaptığım şeyler aslında daha erken yapabilirmişim diye düşünüyorum. Özellikle mesela tarih okumak,
daha erken daha fazla okuyabilirmişim. Çünkü bir sanatçının en önemli besin kaynaklarından tırnak içinde söylemek istiyorum. Tarih, sosyal antropoloji, insana dair bilgiler ve kayıtlar esasında. Bunları tabii çok daha erken okumak, çünkü bu bir kütle esasında, çok büyük bir zaman gerektiren, o da ayrı bir okyanus biliyorsunuz kitap dünyası. Ne kadar erken başlarsanız o kadar çok besleniyorsunuz. Tek diyebileceğim, belki daha erken başlayabilirdim. Bu anlamda vereceğim tavsiye, hangi alanda, hangi meslekle uğraşıyorsa uğraşsın insan, bence okumalı. Kendimi başka bir meslek alanında hiç düşünemedim. Çok erken yaşta başladığım için piyano ile olan ilişkime 3-3,5 gibi bir yaş. Dolayısıyla gözümü bu enstrümanla açtım. Meslek olarak başka bir seçenek hiç düşünmedim hayatım boyunca. Hiçbir hayale de kapılmadım bu anlamda. Dolayısıyla hem insanın ruhunu çok dinlendiren, aslında yücelten, çok avantajlı bir meslek. Zor fakat güzellikleri çok fazla olan bir meslek. Bu yüzden başka bir şey düşünmeye ihtiyacı hiç hissetmedim.